Merhaba arkadaşlar, ben Metin Gültekin. Sizleri MTG1 klaslar ile buluşturmak istiyorum tekrardan. Efendim tanıştırmak değil de, biz bunları biliyorsunuz 2017'de imal ettik. 2017, 2018, 2019, 2020'lere kadar yüzlerce arkadaşımıza gönderdik, sattık. Fakat imalatını bir ara özele çevirdik. Özel imalat ediyoruz, hani isteyen istek üzerine. Fakat şu anda isteyen arkadaşımıza gönderebiliriz. İmalatı var arkadaşlar, devam ediyor. Bilen bilir, MTG 1 klasları birçok işler yapıldı. Birçok resmi kazılarda baş tacı oldu diyelim. Ürünlerin A'dan Z'ye her şeyi özeldir arkadaşlar. Her şey özeldir. Ürünler, tüpler, iki tane tüp ile gelir. Bir tüpü altın, bronz, mezar, tünel aramak için ayrıdır. Altın, bronz, bakır gibi maddeleri aramak için, yani defineyi aramak için altın tüpleri. Öbürlerini aramak için, mezar, tünel, lahit gibi aramak için de, yani kullanma kılavuzu özünü nikel tüplerini takarsın. Ürünler A'dan Z'ye özeldir. Kurulumu çok basittir, biliyorsunuz. Bu şekilde kurulur arkadaşlar. 3-4 parçadan imade bu şekilde kurulur. Ürünler çok ağırdır, biliyorsunuz, bilen bilir. Ürünler yaklaşık 1 kiloya yakındır. Bunun sebebi de arkadaşlar, yani böyle dururken rüzgardan döndü, ben sağa doğru döndü gibi değil de ağır ürünlerdir. Ağır abi diyelim hani. Tabii dönmesi gerektiği yerde de şıkır şıkır şey gibi döner. Yağ gibi döner. Onda sıkıntı yok dönmesinde. Özel bulmanlıdır. Efendime söyleyeyim. İki tanedir bunlar, biliyorsunuz. Bu şekilde yine tüpleri takılır. Bakın bu sefer de şey tüpünü takayım. Boşluk arama. Mezar, tünel, kaya mezarı gibi, lahit gibi bu tüpleri takabiliyorlar. Şu şekilde. İsterseniz mezar, tünel, lahit aramak için karbon, nikel tüpleri takarsınız. İsterseniz altın, gümüş, bronz aramak için öbür tüpleri takarsınız arkadaşlar. Her şey özel imalattır, biliyorsunuz. Ben şimdi kafanız karışmasın diye bunu çıkartıyorum. Tekrar altın tüplere takıyorum. Değerli madde aramak için. Tabii bunun kullanımı, kullanım kılavuzunda her şey mevcut. Bunun videoları da var. YouTube sayfamda, ana sitemde. Buradan da takip edebilirsiniz. O şekilde tutulur, biliyorsunuz. Ürünler gayet şıktır. Gayet sağlamdır. Gayet güzeldir. Biz bunları arkadaşlar 2017'den 2020'ye kadar imalat ettikten sonra bu son birkaç yıldan beri de frekans sistemi uyguladık. Frekans sistemi, efendime söyleyeyim, sinyal değildir. Yani sinyaller birkaç metre gider, değil mi? Sinyaller 3 metre 5 metre gider. Televizyon kumandaları olabilir, araba kumandaları olabilir. Yani 3 metre 5 metre 10 metre gibi. Fakat frekanslar arkadaşlar yüzlerce metreye ulaşır. Binlerce, on binlerce, milyonlarca kilometreye frekans gönderiliyor, değil mi? Efendim bir radyo frekansı, bugün herkes radyoyu dinliyor evinden. Evin içine kadar demek ki dinlenebiliyor. Biz bunu özel frekans sistemi, tabii özel frekansta bu şeyi, bir de modül uyguladık arkadaşlar. Bu kablomuz. Bu da frekans modülümüz. Efendim, radyo frekans sistemidir bu. Elektromanyetik dalga modülatörü. Elektromanyetik dalga modülatörü. Bunu isterseniz boynunuza takarsınız arkadaşlar. İsterseniz çantasına koyarsınız. Çantasının arkasında delik vardır. Buradan fişine takarsınız. Bunların kurulumu da gayet güzeldir. Buradan takarsınız. Vidalarsınız. Vidalama sistemiyle vidalarsınız. Buradan da artı artı, biliyorsunuz ürünlerde, benim ürünlerimde olmazsa olmaz, artı artı eksi eksidir. Artıya ayrı şey, eksiye ayrı efendime söyleyeyim frekans verilir. Bu şekilde bunu taktığımız vakit boynumuza nasip oldu. Taktığımız vakit takarsınız. İsterseniz çantasında kullanırsınız. Herhangi bir yağmur, çamur efendim şeyinde. Bunlarda iki tane düğme vardır arkadaşlar. Bu frekans şeyini açar, biliyorsunuz. İki tane anten, frekans düğmesidir. Bu da
1.2 amper öyle olması lazım. Bir de 1 voltaj uygulanır. 9 volt voltaj uygulanır bunlara. Hani mineralden soyutma falan filan soyutlanma diyoruz ya. Bu şekilde bunlar bizim şeylerimiz, oranlarımız. Bunları bu şekilde birbirine değerse tabii gene ikaz şeyimiz öter. Bunları bu şekilde tutarak, buradaki amaç nedir arkadaşlar? Belirli bir frekansı, belirli bir ortama vermek ve ondan karşılık beklemek, değil mi? Çarpma tekniği. Bu teknik frekans sistemi arkadaşlar Roma döneminde bile uygulanmış. Bir ses çıkartarak hani şeyler gibi diyeyim ben size, bazı kuşlar vardı yarasa, hani be çığlık atıyor, ses çıkartıyor belirli bir frekans. Oradan karşılık alıyor. Kaç yüz metrede, kaç on metrede, önde bir şey var mı gibi. Biz bunu bu şekilde yaptık. Belirli bir frekans verir. Biz bunu çanak antenleriyle, altın çanak antenleriyle toplarız. Bu şekilde toplarız. Üzerine geldiğinde Allah nasip etti, sizi çağırdı. Mesela diyeyim ki bu tarafa doğru çağırdı. Gittiniz, üzerine geldiğinde, noktaya geldiğinizde efendim bu içindeki tüplerin içindeki maddeleri daha çabuk o noktaya ulaşacağından, bunlar böyle göğsünüze kapanacaktır. Göğsünüze kapanacaktır. Çünkü bunlar daha önce gidiyor. Tüpler birkaç santim daha önce şey yapıyor. Biz bunu kullanma kılavuzumuza, diğer videolarımıza da belirledik. Arkadaşlar şimdi bu frekans verme olayını bazı efendim polemikler olmaması için, kalbinize bir şüphe gelmemesi için biz bunu frekans veriyor mu, kutu boş mu, yoksa kandırılıyoruz mu gibi, mesela bu frekans kutusudur. Bilen bilir gerçi beni piyasada güvenilirliğime, yalan konuşmadım, hiçbir zaman da konuşmayacağıma Allah'ın izniyle bilen bilir. Bunu biz şimdi bir frekans makinesiyle, frekans cihazıyla biz bu şeyi denemek istiyoruz. Denemek istiyoruz. Gözlüklerimizi takalım. Efendim, cihazımızı aktif hale getiriyoruz, açıyoruz. Bakın arkadaşlar, şu anda belirli bir ses geliyor, değil mi? Belirli bir ses geliyor. Fakat biz bu düğmeyi açtığımızda bu sesin nasıl tizleşeceğini, frekans oraya gittiğini, frekans dağılımı olduğunu siz kendi gözlerinizle görürsünüz. Çünkü bunun içinde özel kart vardır. Biz bunu özel kart yaptırdık. Çok uğraşlar sonucunda belirli bir frekans alt band sistemidir bu. Bu sistemde arkadaşlar bu RF cihazları, yani yeraltı görüntüleme cihazlarını biliyorsunuz. Yeraltı görüntüleme cihazlarında kullanılan bir sistemdir. Yani dünyanın en gelişmiş makineleri bile yeraltı görüntüleme, belirli bir frekans dalgası verirler toprağa, değil mi? O frekans dalgasının çarpması sonucu yukarıya sizin laptopunuza efendim bir dalga boyutu gelir. Buradan işte boşluk var, bilmem madde var gibi şeyleri algılanabilir. Tabii bunlar çok kalitelilerinde algılanabilir. Biz bunları alan taramalarda uyguladık. Şimdi frekans veriyor mu vermiyor mu? Buna bakın arkadaşlar. Sesini duyacaksınız şimdi. Sesini duyacaksınız. Bakın. Duyabiliyor musunuz? Şu anda frekans veriyoruz. Frekans veriyoruz. Görüyor musunuz? Buradan istediğimiz kadar da uzaklaşabiliriz. Uzaklaşabiliriz. Burada. Yani onlarca metrede uzaklaşabiliriz. Buradan frekans veriyoruz. Yani biz bu noktalara frekans dalgalı yapıyoruz. Şu şekilde. Şöyle kapatalım. İfade edebildim mi arkadaşlar? Konu bundan ibaret. Tamam, bunu birkaç dakika içinde böyle anlatmakta biraz şey olacak. Bu şekilde düğmelerini kapatırız. Koyacağımız zaman çantasını açarız, koyarız. Bu şekilde güle güle de kullanırız arkadaşlar. Ürünler bizim imalatımız. Görmek isteyen dükkanıma gelebilir, bakmak isteyen, almak isteyen. Efendime söyleyeyim, kargo ile Türkiye'nin, dünyanın her yerine göndeririz. Kargolarımız size bu şekilde gelecek. Bu şekilde taş gibi yapılmış. Zarar görmeden bu şekilde kargomuz da arzu ederse istediğiniz yere, yurt içi, yurt dışı, köy, kasaba, her yere de gönderebiliriz. İsmim Metin Gültekin, biliyorsunuz. Define Civ Metin Gültekin yazarsanız Google'a, Gültekin çubukları yazarsanız, telefon numaramda Google'a yazarsanız 0539 559 0343 yazarsanız sitemde define.com, yani bir şekilde bana ulaşırsınız arkadaşlar.
Beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum.